Siyasete devam edelim. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İyi Parti'ye yaptığı komşuluk çağrısı ile ilgili tartışmalar sürüyor. Son açıklama MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e hedef aldı Yalçın. Millet faturayı davet sahibine değil reddedene çıkarır dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin İyi Parti'ye yaptığı komşuluk çağrısı ile ilgili tartışmalar sürüyor. İyi Parti tabanı özellikle PKK elebaşlarının yapmış olduğu açıklamalar veya Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanmasına dönük hesapları İyi Parti tabanında bir rahatsızlık oluşturduğunu biz çok net bir şekilde gördük. Sayın Dağ milliyetçileri ve bu ülkenin vatanseverlerini tahminimce iyi tanımıyor. Seçim öncesi benzer çağrıların yapıldığını hatırlatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın açıklamalarına İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu tepki gösterdi. Kendi politikalarımız, üslubumuz ve ilkelerimiz çerçevesinde çok açık bir yanıt verdik. Orada bir komşuluk kavramı kullanıldı biliyorsunuz. Kadrolarımızla ilgili kullandıkları yakışıksız ifadeler. Burada bir tutarsızlık var mı yok mu? Bunu kamuoyunun bilgisine ve takdirlerine sunmak isterim. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener o çağrıyla ilgili sessizliğini korurken MHP cephesinden yeni bir açıklama geldi bugün. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tutarsız kaçamak yanıtlar verildiğini belirterek millet faturayı davet sahibine değil reddedene çıkarır dedi. Söz konusu davetin birinci muhatabı İyi Parti müdüresi Meral Akşener'dir. Ancak müdüre hanım sessizliğini koruyup susmaktadır. Akşener kaçak güreşmekten ya da gol yiyeceği korkusuyla topa girmekten kaçınmaktadır. Seçim hezimeti sonrasında adeta sinmiş bir görüntü veren Meral Akşener, MHP'den ürkmektedir. Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Yalçın, Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı açıklamayı da gönderme yaptı. Türk tarihiyle ilgili önemli gün ve takvimleri zaman zaman ilham kaynağı ittihaz ederek siyasi mesaj verme geleneği İyi Parti'ye ait değil. 26 Ağustos söylentisi çıkarma çabası, bu tarih üzerinden merak uyandırmaya çalışma gayreti, İyi Parti'nin şimdi de MHP kopyacılığına, MHP taklitçiliğine soyunduğunun göstergesi. Oysa aslı varken milletimiz kötü kopyaya veya ucuz taklide itibar etmez.